aramızda Mama Eğitim Enstitüsü Keçiören Yeni Mahalle Altındağ Çarpere Erlimağ ilçelerinden üyelerimiz, arkadaşlarımız, yöneticilerimiz aramızda. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Şimdi bugünkü grup konuşmasını yapmak üzere değerli eş genel başkanımız Sezer Temelli Türkçe'ye davet ediyorum. Buyurun. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli konuklarımız, değerli anneler, basın mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sözlerimi 68 kuşağının devrimci önderlerinden teslim töreyi anarak başlamak istiyorum. Evet, teslim töreyi yitirdik. Maalesef sürgünde yitirdik. Adaletsizlik ve şiddet her yeri kaplamaya devam ediyor. Teslim töreni de maalesef yurt dışında hayata gözlerini yumdu. Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum. Ve yine sevgili Tahir Elçi cinayetinin üzerinden 4 yıl geçti. 4 yıl olmasına rağmen failleri konusunda hiçbir ilerleme kat edilemedi. Onu da saygıyla, minnetle anıyorum. Sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 25 Kasım kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Mirabel kardeşler Dominik'te diktatörlüğe karşı yürüttükleri mücadeleden dolayı katledildiler. 25 Kasım 1960'ta cenazeleri bir uçurumun kenarında bulundu. Diktatör diyordu ki ülkede iki tehlike var. Kilise ve Mirabel kardeşler. Diktatör Mirabel kardeşleri katletti. Ama bu katliamdan sonra büyüyen mücadelenin sonu diktatörün de sonunu getirdi. Türkiye'de dün akşam 25 Kasım çerçevesinde kadına yönelik şiddete yönelik bir mücadele günü çerçevesinde kadınlar buluştu. Evet, 25 Kasım eylemine polis plastik mermi ve gazla dün akşam yine müdahale etti. Yani kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde, buluşma gününde yine kadına şiddet vardı. Polis yılda ortalama 350 kadın cinayetini önlemeye çalışacağına, kadına yönelik şiddeti önleyeceğine, kadınların şiddete karşı mücadele gününde kadınlara saldırmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddetin kaynağı olan erkek egemen siyaset kendisini dün gece bir kez daha teşhir etmiştir. Bu iktidar gün boyunca bakanlarıyla, cumhurbaşkanıyla kadına yönelik şiddete dair tweet attı. Akşam zihniyetleri açığa çıktı. Hiçbir konuda samimi değiller, bu konuda da samimi değil. Bu iktidarın zihniyeti, anlayışı kadına yönelik şiddeti büyütmüştür. Bugün burada annelerimiz var. 2013 ve 2015 yılları arasında Türkiye'de barış adına bir sürecin umudunu hep birlikte yaşadık. Bu süreçte farklı çatışmalarda farklı yerlerde sayın milletvekillerimiz, genel kurul bugün saat 15'te başlayacaktır. Her birerlerinizi genel kurula bekliyoruz. Çeşitli mezarlıklara defnedildi. Hiçbir sorun yoktu o dönemde, hatırlayacaksınız. Aileler sevdiklerinin kemiklerini bir mezara gömebildi. Evet, bakın bunları konuştuğumuz bir süreci yaşıyoruz. Nasıl bir süreç? Ölüye saygısı olmayan bir süreç yaşıyoruz. Ölüye saygısı olmayanın barışı getiremeyeceğini bir kez daha net bir şekilde 2015'ten bugüne kadar gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bu mezarlıklardan biri de Bitlis'in Yukarı Olek köyüne bağlı Garzan Mezarlığı'dır. Bu mezarlığa 300'e yakın naaş taşındı. Önce bu mezarlık tahrip edildi. Ancak daha sonra hiçbir dini, etik ve ahlaki değere sığmayan bir pratik gerçekleşti. 19 Aralık 2017'de Garzan Mezarlığı'ndan DNA testi gerekçe gösterilerek 267 kişiye ait kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na taşındı.
267 cenazeden sadece 5 tanesi ailesine teslim edildi. Geriye kalan 262 cenaze Mart 2019 tarihinde Sarıyer'de Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. AKP iktidarı cenazelere el koyan ve uzun süre ailelerine vermeyen, mezarlıkları bombalayan ve kemikleri dahi yerinden eden, ölülere her türlü kötülüğü yapan bir iktidar olarak tarihe geçti, geçmeye de devam ediyor. Kemiklerin Bitlis'ten İstanbul'a sürülmesi ve kemiklerin ailelere verilmemesi, kimsesizler mezarlığına defnedilmesi, ölü bedenlere ve ailelere uygulanan işkencedir, şiddettir. Kabul etmiyoruz. Evet, şiddet devam ediyor, zulüm devam ediyor. Cezaevlerinde şiddet, işkence devam ediyor. Osmaniye cezaevinde 30 tutuklu 15 gündür cezaevlerinde uygulanan şiddete karşı, hak ihlallerine karşı açlık grevinde. Birçok cezaevinden aynı haberler geliyor. Türkiye'deki cezaevlerin hepsinde işkence var, hak ihlali var. Adalet Bakanı'na bir kez daha çağrı yapıyoruz. Cezaevleri konusunda gerekli adımı atın. Çıkıp sağda solda insanlara boş boş hikayeler anlatmayın. Yargı reformunda ne yaptığınızı gördük. Artık ciddi olun, memleketin ciddi meselelerine çözüm üretin. Şiddet ve baskı devam ediyor dedik. Bunun bir yöntemi de bildiğiniz gibi gözaltılar. Kocaeli'nde gözaltılar var. 25 kişi gözaltına alınmış. Gebze ilçe binamız basılmış. Gebze ilçe binası yerle bir edilmiş. Tahrip edilmiş. İnsanlar darp edilmiş. Bir de oraya bayrak asmışlar. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Niyetiniz nedir? Yapmış oldukları şey bir rezilliktir, kepazeliktir. Hukuku, yasaları yok saymaktır. Bizzat kolluk güçleri yasaları yok saymaktadır. Şiddeti, özellikle HDP'ye yönelik şiddetin dozunu her geçen gün arttırmaya devam ediyorlar. Esenyurt'ta 6 kadın arkadaşımız gözaltına alındı ve tutuklandı. Neden biliyor musunuz? 25 Kasım'da kadına şiddete yönelik mücadele gününe dair el ilanı dağıtıyorlar diye. Şiddet gördüler, şiddete maruz kaldılar, gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Antep'te 54 kişi gözaltına alındı, 25 kişi tutuklandı. Bütün tutuklanma gerekçelerine bakın, elle tutulur hiçbir şey yok. Zaten olamaz. Defalarca söyledik. Arkadaşlarımızın suçu yok diye. Ama uydurma delillerle, uydurma fezlekelerle gözaltılar, tutuklamalar, yani açık şiddet, faşizmin açık şiddeti devam ediyor. Buradan bir kez daha sesleniyorum. İstediğiniz kadar gözaltılara devam edin. İstediğiniz kadar bu açık şiddetinizi uygulamaya devam edin. Bizi yıldıramayacaksınız, geri adım attıramayacaksınız. Sevgili arkadaşlarım, şiddet sınır tanımıyor. Zulüm sınır tanımıyor. Neredeyse her gün yeni bir trajedi haberi Kuzeydoğu Suriye'den geliyor. 7 kişilik bir ailenin bulunduğu araç 21 Kasım'da silahlı insansız hava aracı tarafından vuruldu. Gelen ilk bilgilere göre aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralı. Katliamın hemen ardından yine resmi açıklama geldi. Bakın, resmi açıklama hiç değişmiyor. Barış Pınarı Harekatı alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 YPG'li tespit edilmiş, SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir. Şablon bu. Bu 7 kişi sivil yurttaş, bildiğiniz orada yaşayan insanlar. Ama içeriye aktarılan haber aynı şablon. Son dönemlerde dikkatimizi çeken de şu: her katliam sonrasında SİHA'ların reklamı yapılıyor. Evet, açık bir SİHA reklamı var. Bu SİHA'ları kim üretiyor? Bu SİHA'ları sarayın dünürü üretiyor. Tomaları da
AKP'li bir eski vekil üretiyordu. Peki diğer zırhlı araçları kim üretiyor? Erdoğan aşığı olduğunu iddia eden bir zat üretiyor. Evet, savaş, ticaret, siyaset. Bu savaş lobisi yerli ve milli. Bunları çok iyi biliyoruz. Kuzey Suriye'de yıkım ve siyasi kriz giderek işte bu zihniyetin sonucu derinleşiyor. Bu krizi derinleştiren başlıca unsurlardan biri de Erdoğan'ın her fırsatta öve öve bitiremediği cihatçı çeteler. Biz bunlara IŞİD ve El-Kaide artı çeteler diyoruz. Çünkü ÖSO'nun asıl yapısını bunlar oluşturmakta. IŞİD lideri Bağdadi Türkiye'nin 5 kilometre ötesinde öldürüldü. Ve bu bile ÖSO ile nasıl bir ilişki içinde, IŞİD ile ÖSO ilişkisi, AKP ile IŞİD ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğunu göstermesi açısından aslında yeterli bir gösterge. Bu savaşın faturası da halkımıza, halklarımıza, insanlarımıza çıkmaya devam ediyor. ÖSO çetelerinin maaşları nereden ödeniyor? Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden şöyle bir rakam verdi, hatırlayacaksınız. Suriyelilere 50 milyar dolar harcamışız dedi. 50 milyar doları 3,5 milyon Suriyeli'ye harcamış. Çarpın bölün, kişi başına 82 bin lira yapıyor. Suriyeli aileler 5 kişi olsa aile başına 400 bin lira harcadık demek istiyor. Suriyelilerin haline baktığınızda böyle bir harcama görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Nereye gitti bu para? Bu para ÖSO'ya maaş olarak gitti. Bu para nereden gitti? Senden, benden, bizim hakkımızdan çalındı gitti. Bütçe hakkımızdan çalınarak gitti. Hakkımızı gasp ettiler, ÖSO çetelerini beslediler. O ÖSO çeteleri eliyle de işte Kuzey Suriye'ye, Kuzeydoğu Suriye'ye işte bu harekatı gerçekleştirdiler. Bu savaştan ve işgalden beslenmeye de devam ediyorlar. Dediğimiz gibi şiddet her yerde. Çünkü bu iktidar şiddetten, savaştan besleniyor. O yüzden de diyoruz ki şiddete ve savaşa karşı çıkmalıyız. Bu iktidara karşı çıkmalıyız. Sevgili yoldaşlarım, sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 24 belediyemize kayyum atanmış durumda. Daha önce de 6 tanesine kanun hükmünde kararname kumpasıyla el konulmuştu. Toplam 30 belediyemiz çalındı. 14 belediye eş başkanımız tutuklu. Savur Belediye Eş Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağ Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez 2 haftadır gözaltında. Bugün biraz önce tutuklama talebiyle savcılığa çıkartıldılar. Geçen hafta da bizler kayyum raporunu halkımızla, toplumla paylaştık. Daha önce de bir kayyum raporu hazırlamıştık. Savcılık kayyum raporunun toplatılmasına karar verdi. O rapor toplatıldı. Fakat Sayıştay'ın kayyum raporları bile olayın vehametini bütün açıklığıyla sergiliyor. Biz bir kez daha bir kayyum raporunu kamuoyuyla paylaştık. Demokratik kamuoyuna ve sağduyulu tüm kesimlere çağrımızı buradan bir kez daha yapıyoruz. Bunlar, bu ceberrut iktidar, yerel yönetimleri ortadan kaldırmak istiyor. Adına da Mardin kayyum modeli demişler. Neden Mardin? Evet, çünkü en fazla suç, en fazla kayyum suçu Mardin'de işlenmiş. Hediyeleri hatırlıyorsunuz değil mi? O hediyeleri alanlardan hala ses çıkmadı. Hediyeyi veren verdim diyor, alan almadım diyor. Ortada ciddi bir suç var ama üzerine giden yok. İşte şimdi kalkmışlar Mardin kayyum modeli diye bir şeyle halkın önüne, aslında yerel demokrasiye, demokrasi olan tahammülsüzlüklerini getiriyorlar. Cumhurbaşkanı atayacakmış belediye başkanını. Her şeyi saraya, tek adama bağlamaya çalışıyorlar. Kürtleri yok saymanın, Kürtlere olan düşmanlığın adı aslında bu modelde ortaya çıkıyor.
Kürdün iradesini yok sayıyorlar. Kayyım, Kürt'e yaşam alanı bırakmamanın adıdır. Yerine kayyım atanan belediye eş başkanının tamamının atılı olan suçlamalar, yani bütün suçlamalara baktığımızda belediye görevlerinden oluşmuyor. Bakın neyle suçlanıyorlar? Mesela kendi aday tanıtım toplantılarına gitmişler. Yani belediye eş başkanı olacak, aday tanıtım toplantısı var. Oraya gitti diye suçlanmış ve tutuklanmış belediye eş başkanlarımız. Fıkra olarak anlatsan anlatılır. Bir tane daha. Tolstoy'un savaş mızraklı, trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası kandır, ölümdür sözünü savaşa hayır hashtag'i ile paylaştığı için tutuklanmış bir arkadaşımız. Tolstoy'un bu sözünü paylaştığı için. Bu arada buradan savcılara şunu söyleyeyim. Tolstoy öleli çok oldu. Sakın Tolstoy için soruşturma başlatmayın. Bunu da yapıyorlar çünkü. Biliyorsunuz. AKP-MHP iktidar bloğu bir kötülük rejimidir. Kürtlere saldırmaya, Kürt düşmanlığına devam etmektedir. Ve sürekli olarak bu düşmanlığı, Kürt düşmanlığını ve HDP düşmanlığını büyüterek ayakta durmaya çalışmaktadır. Bu bir tuzaktır. Aslında kayyım sadece HDP'li belediyelere değil, tüm Türkiye'ye atanmaktadır. Kayyım atanan belediyelerdeki tüm meclis üyeleri fiilen işlevsiz kılınmaktadır. Bu üyeler sadece HDP'li mi? Hayır. AKP'li ve diğer partilerden de üyeler var. Ama bugün artık AKP-MHP bloğu, yani bu faşist blok, Erdoğan rejimi artık demokrasiye tahammülü olmayan bir rejimdir. Seçme ve seçilme hakkını gasp eden bir rejimdir. İçişleri Bakanı bizim bu açıklamamızdan sonra çıkmış, diyor ki neden çekilmediler? Beklentiye bak. Hevesi kursağında kalmış. Çekilmemizi bekliyormuş. Oysa ona cevabı bir annemiz çok güzel verdi. Dedi ki aslanlar meydanı bırakırsa tilkiler dolaşır. Meydanı boş bırakmayın. Biz de o annemize söz veriyoruz. Meydanları boş bırakmayacağız. Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz. Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz. Atanan kayyumları kayyumcu AKP-MHP ittifakı ile birlikte göndermek için, faşizmin çöplüğüne göndermek için hodri meydan diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, şiddet her yerde. Ekonomik şiddet de her yerde. Evet, her yeri sarıp sarmalamış durumda. Bu şiddeti herkes artık her gün çok daha can acıtıcı bir şekilde hissediyor. Diyanetten ise buna karşı bir hutbe yayınlandı. İsyan etmeyin. Maddi ve manevi sıkıntılar alın yazısıdır diye. Diyanet bu sıkıntı değil, yıkım, yıkım. Ve Diyanet'e buradan sesleniyorum. Bir kez de yoksullardan yana bir söz et. Emekçilerden yana bir söz et. Çiftçilerden yana bir söz et. Hep saraydan yana konuşuyorsun. Ve diyorsun ki alın yazısıdır. Alın yazısı değildir. Kader değildir. AKP-MHP iktidarının, Erdoğan rejiminin halkımıza, topluma, emekçilere dayattığı bir zulümdür. Biz de bu zulmü kabul etmiyoruz. Türkiye'de ekonomik kriz toplumun her kesimine etki etmiş durumda. Bunun en önemli nedeni bu iktidar. Örneğini mi istiyorsunuz? İşte şu anda bütçe görüşmeleri gerçekleşiyor. Gidin bakın. O bütçe kimin bütçesi? Halkın bütçesi mi? Emekçinin, kadınların bütçesi mi? Çocukların, gençlerin bütçesi mi? Derdi olanların bütçesi mi? Yoksulların bütçesi mi? Hayır. Sarayın bütçesi. Savaş ve saray bütçesi.
Savaş ve saraydan beslenenler, onun etrafına kümelenenler bu bütçeyi talan ediyorlar. Bütçe hakkımız gasp edilmiştir. Çiftçiler mağdur, esnaf mağdur, işçiler mağdur. Bakın bir çiftçi hikayesi. Siverek'te 6 ailenin geçimini sağlayan 1000 dönümlük bir arazi var. Arazinin 3 kuyusu var. Yılda 2 kez ürün ekilebiliyor. Mısır ve buğday ekiyorlar. Toplamda bu yılın rakamlarını söylüyorum. 550 bin lira gelir elde ediyorlar. Aile başına aylık 7 bin lira demek bu. Fakat bu gelir onların elinde kalmıyor. Bu 3 kuyunun elektrik faturası 192 bin lira. Bu arada bu ay gelen elektrik faturalarınıza baktınız mı? İnanılmaz dramatik bir artış var. Neden? İşte savaşı finanse eden, ÖSO'nun maaşlarını ödeyen, müteahhitlerine habire kredi açan bu iktidar bunun bedelini işte bu yolla alıyor. Çiftçi 192 bin lira elektrik faturası ödemiş. Gübre, mazot, işçi maliyeti hepsini topladığınızda 409 bin lira. 550 bin liradan bunu çıktıktan sonra geriye kalan parayı ailelere böldüğümüzde aylık gelir 1900 liraya düşüyor. Ortalama aile büyüklüğü 7 kişi. Kişi başına aylık düşen para 300 lira. Bu rakam açlık sınırının da vicdan sınırının da altında bir rakamdır. Ziraat Bankası ne yapıyor bu sırada? Futbol kulüplerinin borçlarını nasıl kapatırım derdinde. Elektrik borcunu ödemeyen çiftçinin destek parasına el koyuyor. Bu çiftçi bu elektrik parasını nasıl ödesin? Sen habire elektriğe bu zammı yaptığın sürece kim nasıl ödesin? Kredi almak isteyen çiftçinin tarlasına ipotek koyuyor. Borç gerektiği anda tarlaya el koyuyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı iş bugünlerde bu. Herkesin rızkının üzerine çökmüş durumdalar. Tarım sektörünün kredi borcu 105 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu iktidardan çözüm çıkmaz. Bu iktidardan kimsenin derdine derman çıkmaz. Ne çiftçinin ne esnafın. O yüzden de diyoruz ki çiftçiyi ve üreticiyi borçtan ve maliyetten kurtarmak için bir an önce erken seçim. Peki işçilerin durumu farklı mı? Asgari ücret 2020 lira. Açlık sınırının altında. 4 kişilik bir ailenin aylık giderlerini bu 2020 lirayla halledecek bir formül, zorunlu giderlerini, lükse dahil bir şey istemiyoruz. Zorunlu giderlerini bu 2020 lirayla halledecek bir formül yok. Fakat biliyorsunuz bir grup başkan vekilleri var bunların. Kalktı dedi ki 3 öğün çay simit menüsü ile fazlasıyla asgari ücretle geçinir dedi. Şimdi biri daha çıkmış. Bu da diyor ki harika. Gerçekten bunların dehaları alkışlanacak deha. Yeni bir tanesi daha çıkmış diyor ki hesap yapmış. 2002 yılında asgari ücretle 1707 tane yumurta alınıyormuş. Şimdi 4375 tane yumurta alınıyormuş. Ey asgari ücretli daha ne istiyorsun? Bak civciv akıllı sana akıl veriyor. Peki çözüm? Çözüm Diyanet'ten geliyor. İsyan etmeyin. Evet. Ve dini siyasete alet edenlere bir kez de biz şunu hatırlıyoruz. Kur'an'daki pek çok ayet zulme karşı durmanın caiz olduğunu söyler. Yoksulluk zulümdür. Zulmü benimsemek zulme ortak olmaktır. Biz zulmünüze ortak olmayacağız. Öğretmenler 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Oysa Eğitim Sen'in yapmış olduğu bir araştırma var. 4657 öğretmenle yapılmış. Ve çıkan sonuçlara göre %97'si bir yıl içinde satın alma gücünü yitirmiş. Satın alma gücü azalmış. %78 öğretmenin de borcu artmış. Son 10 yılda maaşlar
%22 erimiş. Ve bu Öğretmenler Günü'nün kutlandığı güne baktığımızda atanmayan binlerce öğretmen var. Atanmış öğretmenler yoksulluk içinde. Sözleşmeli öğretmen sayısı 103 bine çıkmış. 500 binden fazla öğretmen atama bekliyor. Öğretmenlik mesleği tehdit altında. Peki bakan çıkıp ne diyor? Bu mesele gündeme geldiğinde bu diyor maliyet meselesidir. Neden böyle diyor biliyor musunuz? Çünkü Eğitim Bakanı özel okul işletmecisi. Öğretmene de öğrenciye de maliyet unsuru gözüyle bakıyor. Maliyetten tasarruf ediyor. İcraatları işte bunların budur. Ve oysa öğretmenler çok farklı şeyler bekliyor. Çözüm bekliyorlar sorunlarını. Hem maddi ve manevi olarak çözüm bekliyorlar. Özlük haklarının iyileştirilmesi, 3600 ek göstergenin artık hayata geçmesini bekliyorlar. Bu konuda bir adım atılıyor mu? Hayır. Her seçim döneminde söz veriliyor ama hiçbir adım atılmıyor. Öğretmenlerin durumu bu haldeyken Erdoğan sarayına 300 bin liralık halı almış bunu teşhir ediyor. Evet, 300 bin lira. Ev alırsınız bununla. İyi bir ev alırsınız hem de. Bakın diyor halıya bakın 300 bin lira. Yeri gelmişken Van'daki halıyı da unutmadık. Van kayımının hırsızlığını da hala hatırlamaya devam ediyoruz. O yüzden de diyoruz ki borçsuz bir dünya için ataması yapılmayan öğretmenin kalmadığı bir eğitim sistemi için erken seçim. Emekliler. Bildiğiniz gibi bu emeklilikte yaşa takılanlar mevzusu çok dillendirildi. Hatta dedi ki seçim bile kaybederim bu konuda taviz vermem. İlk seçimde seçimi zaten kaybedeceksin. Bu bir. İkincisi, diyor ki emeklilerin maaşını insani düzeye çıkardık. Evet, sen de emeklisin. Hem Cumhurbaşkanı maaşı alıyorsun, hem emekli maaşı alıyorsun. Son derecede erken bir yaşta emekli olmuşsun. İyileştirdiği sadece kendi durumu, diğer değil. O yüzden sanıyor ki bütün emekliler onun gibi yaşıyor. Ve EYT söz konusu olduğunda, yani emeklilikte yaşa takılma söz konusu olduğunda sosyal güvenlik sisteminin kara deliğini hatırlatıyor. Sosyal güvenlik sistemini sosyal güvenlik kurumu şeklinde düzenlerken çıkardıkları yasa döneminde bu kara delikten çok yakındılar. Dediler ki bir kara delik var. Ülkenin geleceği tehlikede. Bu kara delik bütün kaynaklarımızı yutar. O yüzden bu yasaya ihtiyacımız var. Ve o dönemde mezarda emeklilik yasasını geçirerek sözde ülkeyi bu kara delikten kurtardılar. Kurtarabildiler mi? Hayır. Kara delik oldu sana kara çukur. Şimdi neden bu hale geldiğimizin nedeni aslında hayata geçirdikleri sosyal politikalardan kaynaklı. Çünkü bir sosyal politikaları yok. Yoksullukla mücadele programları yok. Yoksulluğu yönetmek ve yoksulların o mağduriyetlerinden yararlanarak bir oy hesabı yapan bir iktidar var. Dolayısıyla Türkiye'de hem yoksulluk büyüdü hem de kara delikler kara çukur haline geldi. Emeklilere hakaret edenleri koltuklarından etmek için onurlu ve insani bir yaşam için erken seçim diyoruz. İşsizler. Diyor ki Erdoğan, AKP Genel Başkanı, biz istihdam oluşturamadık diye değil, iş arayanlar arttı diye işsizlik artıyor. Görüyor musunuz? Yeni bir örgüt kurulmuş. İşsizler örgütü. Bunlar aslında istihdamla falan bir alakaları yok. İş arıyorlar. Yani hükümete sorun çıkartıyorlar. Bunlar da terörist. Evet. Nasıl ki ekonomiye kötü deyince terörist oluyorsun. Bunlar da aslında işle güçle alakaları yok. Sadece iş arayanlar çetesi olarak aslında bir terör faaliyetinde bulunuyorlar. Cumhurbaşkanının iktisat literatürüne yeni katkısı bu. İstihdam oluşturmuşlar fakat iş arayanlar arttığı için işsizlik varmış. Durum budur. TÜİK verileri ki resmi veriler
Biliyorsunuz resmi veriler nasıl hazırlanıyor. Buna göre bile genç işsizlikte rekor kırıldı. İşsizlikte rekor kırıldı. %14'e ulaştı. Ve üniversite mezunlarının resmi verilere göre 5 milyonu borç içinde. Yakında yeni iddianamelerde biraz önce söylediğim bunları görürseniz şaşırmayın. Nasıl bizim iddianameler şöyle başlıyor? Terör örgütü üyesi olmamakla beraber noktalı virgül savcı devam ediyor ondan sonra. Şimdi yeni iddianamelerde şöyle olacak. İşe ihtiyacı olmamakla beraber noktalı virgül iş arayarak ülkenin huzurunu bozanlar. Ekonomi kötü diyerek ülkenin huzurunu bozanlar. Evet, teröristler artıyor. Çünkü bu iktidar ve bu iktidarın o meczup bakanı sürekli olarak kendinden olmayan herkesi terörist olarak görüyor ve sürekli olarak da şiddet ve zulmü arttırıyor. Sevgili yoldaşlarım, bu gidişata dur dememiz lazım. İşte bu yüzden de 20 Kasım'da Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Halklarımız ve sivil toplum kuruluşları, parti örgütümüz ve bütün demokratik kurum ve kesimlerle beraber yürüttüğümüz tartışmalar sonucu ortaya çıkan önümüzdeki döneme ait tutum belgemizi bu toplantıda açıkladık. Öncelikle bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, demokrasi güçlerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bileşen partilerimizden demokratik kitle örgütlerine, ittifak partilerinden sendika temsilcilerine, Hakların Demokratik Kongresi'nden Demokratik Toplum Kongresi'ne ve eş başkanlarına, sol sosyalist yapıların temsilcilerinden aydın ve sanatçılara kadar birçok HDP dostuyla birlikte açıkladığımız tutum belgemiz bu dönemde çok önemli bir tartışmaya da cevap vermiş oldu. Partimizin demokratik siyaset içinde mücadele kararlılığını hep birlikte pekiştirdik. Halkımızın demokratik kazanımları olan mevzileri sonuna kadar savunacağımızı, meşruiyetini yitirmiş ve çökmekte olan tekçi saray bloğunun hiçbir yasa, hukuk tanımayan saldırılarına karşı direnişimizi yükselteceğimizi ve hiçbir demokratik mevziyi direnmeden terk etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak belediyelerde, meclislerde, sokaklarda baskıcı engellemelere rağmen faşist uygulama ve yönelimleri teşhir etmeye devam edeceğiz. Tekçi iktidar bugün demokratik mekanizmalara tahammül edememekte. Kayyum rejimini yaygınlaştıramadığı hiçbir yeri yönetememektedir. Siyasal, toplumsal, ekonomik her anlamıyla yönetememe krizi içinde olan bu iktidarın bir an önce son bulması için toplumu değişimi gerçekleştirmeye davet ettik ve erken seçim dedik. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. Türkiye demokratikleşemeden de Kürt halkı başta olmak üzere hiçbir halk ve inanç kesimi kendilerini güvence altında bulamaz. Bu nedenle Türkiye halkları adına Kürt halkının iradesine ipotek koymak isteyen AKP-MHP ittifakına karşı Türkiye halklarının eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamasını hayata geçirmek ve ülkenin demokratikleşmesi için AKP-MHP ittifakına edi bes ediyoruz. Orta Doğu'da sebebi olduğu krize dair tek sözü şantaj olan bu milyonlarca ve milyonlarca göçmen üzerinden dünyaya şantaj uygulayan bu iktidardan kurtulmalıyız. Bölge barışı ve huzuru için Türkiye halklarının vicdanına güveniyoruz. AKP-MHP ittifakını halklarımızın tarihi bir ders vereceği inancı ile erken seçim çağrısında bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye halklarının geleceğini daha fazla karartmasını engellemek ve yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü laiklik, kuvvetler ayrımı ve denge denetleme ağlarından oluşan güçlü bir rejime geçmek için erken seçim çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. HDP fikriyatının güçlülüğü
zor zamanlarda çözüm iradesini göstermesindedir. 31 Mart'ta bunun en güçlü örneğini hep birlikte sergiledik. Bu kadar baskıya rağmen çözüm geliştirmek bunun en önemli kanıtıdır. Bizler daha ilk yılında tıkanan bu sisteme karşı toplumu savunmak için hodri meydan diyoruz. Bu anayasa gerek içeriği gerekse de ruhu itibariyle Türkiye'nin çok kültürlü ve kimlikli toplumunun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Bu haliyle anayasa Türkiye halklarının sırtında ağır bir yüke dönüşen ve demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet taleplerini karşılamaktan uzak bir niteliğe sahiptir. Net olan şudur. Mevcut anayasanın yarattığı düzen Türkiye halklarının ortak gelecek umudunu yok etmektedir. Türkiye halkları açısından ortak gelecek ancak çağın ve toplumsal çokluğun gereklerine uygun şekilde hazırlanmış bir toplumsal sözleşme, bir toplumsal mutabakat ve demokratik anayasa ile mümkündür. Bu sebeple demokratik anayasanın ilk adımı olarak AKP-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için erken seçim çağrısı yapıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, HDP bu ülkede demokrasi için bir şanstır. HDP olarak 31 Mart'ta yarattığımız demokrasi seçeneğini mutlaka sonuca götüreceğiz. Demokratik bir ülkeyi ve demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli konuklarımız, grup toplantınıza katıldığınız için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun.